Sevgili Diyanet İşleri Başkanı hocamız, sana özel zırhlı lüks Mercedes armağan edecekmiş. Kendisine, hocamıza sormak istiyorum. Sen bir din adamı, din alimisin. Acaba bu Mercedes'in zırhı seni günahlardan da koruyor mu? O zırh günahları da geçiriyor mu, geçirmiyor mu? Ey Diyanet İşleri Başkanımız, sevgili hocam, Sırat Köprüsü'nden Mercedes'le geçilmiyor ha. Haberin olsun. Sırat Köprüsü'nden buradaki fakir fukara var ya, onlarla aynı şartlarda geçeceğiz hepimiz, hepimiz. Sen Mercedes'le, biz yürüyerek geçmiyoruz ha. Orada zırhlı Mercedes yok. Hepimiz Allah'ın yaradanın huzuruna üryan çıkıyoruz, üryan. Orada senin sarayın, orada senin Mercedes'in, senin zırhın olmuyor. Orada etrafında korumalar yok. Orada yüce Rabbimizle yüz yüzeyiz. Bakalım. Bakalım. Bu halk bu çirkinliğin, kendisine yapılan bu hakaretin elbette ki bu dünyada cevabını verecek. Eğer bir iktidar başı dönmüş güç zehirlenmesi yaşıyorsa, bir iktidar yolsuzluğu, hırsızlığı normalleştiriyorsa, bir devlet, bir iktidar zulmü normalleştiriyorsa, lüksü, israfı normalleştiriyorsa, eğer o toplum o hükümete bir ders vermezse, yozlaşma sokağa yayılır, yozlaşma halka yayılır, hırsızlık kültürü toplumsal bir kültüre dönüşür. Burnu kibirden uzamış olanlara elinizdeki mühürle bir ders verirseniz, herkes için iyilik yapmış olursunuz, herkes için.